Sevgili izleyicilerim, bir kez daha sizlerle bir arada olmak, sohbeti ve zamanı sizlerle paylaşmanın mutluluğu içindeyim. Bugün konuğumuz yine sinemamıza uzun yıllar hizmet etmiş, binlerce kişinin kalbinde taht kurmuş çok önemli bir aktör. Sevgili rol arkadaşım Engin Çağlar. Hoş geldin Engin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Çok bu güzel anonstan dolayı da. Aa canım. Sağ ol, teşekkür ederim. Özlemişim seni. Engin'cim, senin gerçek adın aslında Çağlan Övet. Evet. Ama bütün Türkiye sana Engin evet. Çağlar diyor ve sen, biz hepimiz seni öyle biliyoruz. Tabii. Nüfus kağıdında ne yazıyor? Hangisi yazıyor? Çağlan Övet yazıyor. Çağlan Övet tabii, yazıyor. Tabii tabii, nüfus kağıdı mı? Peki evin içinde yani eşin, annen, baban seni Engin Çağlar diye çağırıyorlar. Hayır tabii, annem babam Çağlan diyorlar. Mesela okul arkadaşlarım var. Hı-hı. Ya nereden çıktı bu Engin ismi? Biz hepimiz diyorlar seni Çağlan olarak biliyoruz. Ama eşim Filiz tabii Engin zamanından tanıdığım için Engin hep Engin diyor. Ay canım. Tabii. Aslında bu ismin sana konulmasının hikayesi çok enteresan. Çünkü evet. Annen baban eğitim görevlisi, öğretmenler. Evet, ilkokul öğretmeni ilkokul. İkisi de. Ve baban aslında okullara malzeme ders yönü. Malzemesi ders yapıyor, ticaret de yapıyor aynı evet, zamanda. Haritalarını, evet, işte dünya evet. Küresini. Atatürk köşesi, tarih şeridi, mevsim tablosu gibi sınıfların duvarlarında kullanılan evet. ders malzemeleri imalatı yapıyor ve dağıtımını yapıyor. Ve Çağlan Köyü'ne malzeme göndermiş evet. ve o köyün adından müthiş etkilenmiş. Ve bir gün evet. oğlum olursa ben onun adını Çağlan koyayım evet. demiş. Anlamlı çünkü Çağ. Güzel isim. Çağlan. Baktım ben tabii sonra düşündüm. Yani Çağlan, Çağ kadar yaşa. Bir Çağ kadar ömrün evet. olsun demek tabii. İşte daha o İnşallah. Kadar mümkün değil ama canım, az kaldı. Ya az kaldı deme. Allah sıhhat sağlık versin. Allah hayırlı ve uzun ömür versin. Sağ ol, teşekkür ediyorum Gülay Hocam. Aslında ailenin bu kadar eğitimin iç içinde olması, senin hayatında eğitim konusunda ki önemi neydi? Yani eğitim deyince, öğretmen evet. anne baba deyince, evet. eğitim senin için ne anlama geliyordu? Şimdi yani tabii vazgeçilmez bir şey herhalde. İkisi de öğretmen oldukları için, bir de ilkokul öğretmeni oldukları için, bütün ailelerle ve çocukların ilk okula geldikleri senelerde tanışıyorlar, ediyorlar. Evet. Öğretmenlik Atatürk döneminde çok önemli, çok her öğretmenler, dönemde. Çok her üst dönemde. Düzey insanlar. Her dönemde. Onlar da çocuğumuz olursa onu okutalım diye düşündüler gayet tabii ki. Ben de işte ilkokulu Saraçhane 56. ilkokulda okudum. Hmm, o zaman söyleyeyim. Numaralıydı ilkokullar. Sonra Robert Kolej'de okudum. Robert Kolej imtihanını kazanmak da bir zordu. Evet. 5 sene Robert Kolej orta kısmını okudum. O zaman orta kısmı vardı. Sonra Şişli Terakki'den mezun oldum liseden. Yurt dışına üniversite okumaya gittim. Bu saydığın okulların hepsi elit okullar yani düzey. Seçmece okullar. Bir de yurt dışına gitmek için öyle babanın parası falan. Yurt dışına falan niye gittin? Almanya'ya niye? Gittim. Üniversite okumaya. Ha, üniversite okumaya. Mezun olunca üniversite okumak için o zaman babanın parası var diye göndermiyorlar. İmtihana giriyorsun Ankara'da bütün. Hmm. Lise mezunu çocukların girdiği bir imtihan, hak edenleri seçip yurt dışına gönderiyorlar. Çok hem güzel. Döviz parası ödüyor baban, hem de çocuk imtihanla gittiği için onu da girdim, kazanmışım. Aslında orada mühendislik okudun değil mi? İç mimari okudum. Mimari okudum. Evet. İç mimari okudum. 4 sene kaldım Almanya'da. Almancam da iyidir. Hiç iç mimari oldun mu? Yaptın mı mesleğini? Yaptım. Tabii ciddi tabii. Ciddi misin? Tabii, yaptın yaptım. Mı? Şişli'de oturuyorum ben. Kendi evimiz. Evin dekorunu ben yaptım. Evlendiğim ya, çok ciddi olarak emek verdim. Yazın oturduğumuz bir ev var. Orayı da alınca kaba inşaat aldım. Ve iç kısmını
Ben iki tane eserim var. Var yani. Yapmadım hiç demeyeceksin. Hiç yapamadım. Gayet tabii hiç. Peki. Yarışmaya girdim çünkü hemen ses mecmuası. Ha, ben de onu söyleyecektim. Senden yani, aynı evet. Şeydeyiz. Aynı yoldan geçiyor. Aynı yoldan geçerek. Peki Almanya'da iç mimari okudun. Evet. Türkiye'ye geldin, artist yarışmasına girdin. Şimdi nereden? Almanya'da 4 sene kaldıktan sonra geldim askere gitmek. Erkeklerin hep başında bir şimdiki gibi değil askerlik. Ben 26 ay askerlik yaptım. Tabii, şimdi artık 6 aya bile indi galiba. 6 ay bile yapamıyorlar. İki ayda şey Kıbrıs harekatı vardı. Tam o Kıbrıs harekatına da katılan kurultayım ben. İşte 2 ay sürdü o kısa bitti iş. 26 aydan sonra geldim. Ama sinema oyunculuğu benim çocukluğumdan beri var. Çünkü çok arkadaşım var. Tamam. Mesela rahmetli Ekrem Bora benim gençlik arkadaşım. Bakıyorum böyle. Müthiş. Özden Çelik vardı. O da benim çocukluk arkadaşım. Herkesin bir Türk sinemasına karşı sevgisi var. Ya işte ben de fena değilim böyle boylu bostu falan. bayağı yakışıklısın. Gerçekten o yarışmaya girdiğin dönemlerde. Evet. Yarışmada ama sen birinci seçilemedin, ikinci oldun. Ama şimdi ben, orası biraz şaibeli. Ben şaibeli tabii birinci mi? Olmuşum ama o zaman jürideki, şimdi ismini telaffuz etmek istemiyorum, pek hayırlan anmıyorum. O başka bir menfaatler uğruna. Başka bir planlama yapılmış. Evet. Şimdi ismi cismi olmayan, hayatta birini da olmayan. Seçtiler. Birini birinci seçtiler ama ben 51. senem bu sene Türk sinemasında hala ayaktayım, hala dimdik duruyorum. Herkes beni tanıyor ve beni seviyor. Elbette. Beni halkın kalbinde birinci olmak önemli. Önemli olan o, onu tabii kabul ediyorum. Senin gibi aynı. Çok teşekkür ederim. Hayır. Seni tamam ikinci olarak gösterdiler ama sen onlara döndün, dedin ki ben sadece başrolde oynarım dedin. Evet tabii. Bunu başardın. Evet, çok önemli evet, bir şey. Evet. Yani hiçbir tecrüben yok. Yok. Ve sadece genç, yakışıklı bir adamsın. Evet, doğru söylüyorsun. Ama iyi bir background'un var çünkü iyi bir evet. eğitim alarak hayata adım atıyorsun ama oyunculuk eğitimi yok. Yok tabii. Neyine güvendin dedim ben başrolde oynarım. Şimdi yarışma bitti. 3 ay 4 ay geçti. Hiç tabii ne arayan var ne soran var. Ben tabii sonra öğreniyorum neler olduğunu. Bir gün evde otururken bir de Almanya'da benim evim, arabam hepsi duruyordu geldiğimde. Muvakkaten geldim. Bir dönem. Olmazsa dönerim Almanya'da. Şu askerlik şeyim de var. Yani çalışma iznim var, her şeyim var, lisanım var. Ya. Orada önemli. Dedim dönerim hayatımı devam ettiririm dedim. Bir gün otururken evde telefon çaldı 4-5 ay sonra. Halbuki o zaman programlar yapılırmış o senenin. Bir dahaki senenin programını yapacak firmalar. Bu senenin dolu olunca biz tabii bir dahaki seneye kalmışız. Ben tabii başka şeye yoruyorum. Rahmetli Bilge Olgaç aradı beni. Benim ilk filmim Öksüz Fatma Girik'le oynadım. Açlar. Tabii. Bizim görüntümüz var. Sonra devam edelim. Biraz tamam. Bilge Olgaç'ı belki anlatırsın evet, bize. Evet. İlk deneyimin çünkü. Evet. Evet. Hoş geldin anne. Ne haber? Tamam oldu. Yarın işbaşı yapıyorum. Atölyenin işçi kısmı çok iyi. Haftalığım da fena değil. Ya. Nasılsın sen? Daha 1,5 ay var. Gece mesailere de kalırsan doğuma kadar biraz para biriktirebiliriz. Aman kendine iyi bak ne olur. Bugün su çekmedin değil mi? Ver kovaları ben getireyim. Bizim Derdüş'ü uğramıştı. Çekti 2 kova su bana. Tarhana yaptım, soğutmadan içelim. İlk filmin ve karşında çok deneyimli, güçlü bir oyuncu Fatma Girik. Fatma müthiş. Değil mi?
Ve bir kadın yönetmen karşında. Evet. Yani seti biraz anlatır mısın bize? Yani sen de çok deneyimsizsin. Bir oyunculuk eğitimi almadın, hayır, bir koçun hiç olmadı. Hayır, bu hayır. Senaryoyu seninle şöyle böyle ama yakışıklı, hoş bir adam evet. olarak geldin. Nasıl hissettin kendini ortamın içinde? Ama ben tabii dünya sinemasını çok seyrettim. Yurt dışında da olduğum için o zaman yani Türkiye'de olmayan İtalyan ve Fransız meşhur yeni dalga, gerçekçilik filmlerini hep orada sinemada oturduğum yerde ders alır gibi. Nereden geldi, nasıl oynuyor, nasıl bakıyor, kadın ne cevap veriyor, erkek nasıl fiziksel evet. ne yapıyor. Evet, çok yani önemli yani. Aslında o yıllarda, o yıllarda oyunculuktan çok genç, yakışıklı ya da karizmatik tipleri tabii. sinema tabii. Güzel genç kızlar, değil mi? Örneği burada. Bir de yakışıklı erkekler. Evet. ama zamanla bunun yeterli olmadığı tabii. çıktı meydana. Tabii. Şimdi daha farklı şeyler arıyorlar evet. oyuncu dendiği evet. zaman. Dört ay evde oturdum dedin, sonra başladılar ama hemen evet. peş peşe Fatma girdi, evet. Türkan Şoray, evet. Filiz Akın, evet. Hülya Koç. Evet. Hepimizle film evet. yap. Bir altı anda. 6 ay içinde. Evet, bir anda. Evet. Demek ki sen şaşırdın mı? Ben neymişim? Yok, ben hazırlamışım ya. Kendimi aynen. demek ki. Çünkü o zaman işte dört yapraklı yonca şeysi var. Şimdi benim hayalimden bile geçmeyen bir durum geldi. Fatma Girik, ki Fatma hem büyük oyuncu hem benden 10 sene önce. Yalnız onda benim şansım Bilgi Olgaç kadın yönetmen olduğu için hı-hı. bir de Fatma'ya ne rol tarif edeceksin söylüyorsun. Oo, neler yapıyor. Sırf benim üstüme. Seninle çok uğraştım. Elini böyle koy, yüzünü böyle koy. Hayır, çünkü orada neticede bir tekniği de var sinema oyunculuğunun tabii. değil mi? Bir objektifler tabii. var, kamera tabii. var. Tabii. Tiyatroya da benziyor. Tabii. Ben ama onu çabuk öğrendim. Çünkü hı-hı. ilk film Öksüz'den sonra stüdyoda bütün montaj sahnelerinde seyrettin vardım. Objektiflerin ya işte yani, açılarını hepsini ya. Benim bir eğitim şeyinde olduğu için merak. Dedim şimdi filmler dursun, ben bunu öğreneyim çünkü bu iş uzun süre devam edecek. Ama gerçekten çok önemli, bugünün gençlerine de tavsiye ederim. Evet. Tekniği öğrensinler. Oyunculuk yapabilmek için önce sinemayı, tekniğini evet. de bilmek lazım. Evet, evet. Tabii ki hep yetenek diyoruz ama sadece yetenek de yeterli değil mi? Yani eğitim biraz, diye evet. bir şey var. Eğitim diye bir şey var. Bir de ne zaman ne yapacağını bileceksin. Evet. Ona göre seçici de olacaksın. Evet. Onun için bir şanslı başlangıç diye düşünüyorum çok senin adına. Benim Türkan'la Kadın Değil Baş Belası diye evet. bir film çekiyorsunuz. Evet. İlk filmin ardından. Şimdi ya. Bu Öksüz'ü çektikten sonra Şans Sineması'nda büyük bir gala yapıldı. Bütün Türkiye'deki bizim sinemanın bütün yönetmenleri, firma sahipleri, oyuncuları davet ettiler. Hı hı. Hepsi geldi, gördü. Ben bir anda dedim ki ben herhalde oldum. Hollywood'un en meşhuru benim diye. Ama tabii öyle değil. O ara bir film şirketinden, Lale Film'den bana bir teklif geldi. Engin dediler, sen lisan da biliyorsun. Almanlarla, o zaman Alman bir kamera yönetmeni vardı. Erik von Toymer diye, Türkiye'de de çalışıyordu o. Lale Film'le ortak film yapılacak. Türk-Alman ortak yapımı. Bu Lale Film'le yapacağın filme gelmeden önce aslında bir VTR'miz var. Kadın Değil Baş Belası. Onu seyredelim sonra. Olur. Tamam. Dinleyeceğim onu. Tamam. Merhaba Röntgenci. Sen ne arıyorsun burada? Ceviz oynamaya gelmedik herhalde. Gel şöyle be. Bırak saklambaç oyununu da insan gibi konuşalım be anam. Ulan sevdik seni be. Ulan ne tüttüre yaratmışsın be. Bu evliliği bu kadar ciddiye alacağını bilmiyordum. Aslında bir şakaydı bu evlilik. Eşek şakası derler böylesine. Peki ne kabahatim var benim? Karşılıklı anlaşmadık mı? Sen asılacaktın. Felek bu oğlum. Anlaşma yaptık diye ille de kabristanımı ziyaret edecektik yani. Kısmetin ayağı sürçtü, dar ağacına asılacakken sana asıldık ana.
Bu evlilik için kendim yerine sana para verdim. Yetmedi mi yani? Oldum olası paraya doktor gözüm. Hem hazır nikah bastırmışım, kolay kolay bırakır mıyım seni be? Sen bırakmazsan bu memlekette mahkeme var, kanun var. Evet, kanun var, rut var, cümbüş var. Ama unutma ki bir de Çengi Naciye var karşında. Vallahi seni ömrü billah mahkeme kapılarında süründürürüm. Şimdi böyle ya kendini seyrederken ne hissediyorsun? Bana çok soruyorlar bunu ben da. Ben çok severim kendimi seyretmeyi. Tabii. Seyrediyorsun. Bakıyorum hep o zaman kaç yaşında ne yapmışım, ha. Kaç yaşında ne yapmışım, yüz çizgilerim nasıl, bir de ben başladım. Eleştiriyor musun, beğeniyor yani, musun? Bir kısım bazılığı var. Bazılığı beğeniyorsun. İlk filmde iyiyim. Bunlarda biraz daha çekimsel kalmışım, evet. Tutuk kalmışım. Orada yönetmenin galiba çok önemli var. Yönetmenin çok şeysi var tabii. Hepimiz için. Evet. Peki, yeri gelmişken sorayım o zaman. En çok hangi yaş dönemini sevdin? Kendin hem fizik olarak hem oyunculuk olarak. Yani şu yaşım en... ve yani, ya 50 sene diyoruz ya. 50 sene kolay, dile kolay. Orhan Veli'yi çok severim. Yaş 35 yolun yarısı eder. Ben 35 yaşına kadar çok üst düzey filmlerde oynadım. Cahit Sıtkı Tarancı. Yaş 35 yolun yarısı, yarısı eder. O zaman eskiden çok 70 yaş çok yaşlı bir yaşmış. Görülmesi biraz zor. İmiş o yaş ama şimdi Allah'a çok şükür. Şimdi orta yaş. 60 ile 80 arası orta yaş kabul ediliyor. Tabii Allah sağlık versin diye. İki tane erkek çocuğum var, Allah bağışlasın. Evet, iki oğlum var. Hangisi sana daha çok benziyor? Büyük olan. Büyük olan. Çağlan. Sen Çağlan ismini kullanamadın. Ben çocuğun... kullanamadım. Evet. Ben kullanamadım. Ay benim oğlum kullansın. Evet, baban değil mi o anda babanı düşündün? Evet. Baban hayatta mıydı Çağlan dünyaya tabii, geldiği zaman? Hayattaydı o, çok, o zaman onlar. Kimse sormadı ne koyacaksın ismini diye. Kimse düşünüyor herkes. Ben dedim ismi belli. Çağlan. Çağlan koymuşsunuz benim ismimi. Ben kullanamadım. Oğlum, kullansın. Çağlan Övet benim esas ismim. Evet. Soyadımla. Ama sinemaya girdikten sonra Sezai Soleli vardı. Sen de tanırsın. Ses mecmuasının şeyi. Ya dedi Engin, senin dedi böyle bir Çağlan Övet zor dedi, telaffuzu akılda kalması. Ya, Engin, o da güzelmiş aslında. Engin gibi falan olsun dedi. O zaman dedim ben ama ismimi dedim seviyorum. Engin olsun ama Çağlan da olsun. Baktık ikisi de N harfiyle bitiyor. O zaman dedi Çağlar yapalım. Çağlar ki anonslarda Allah R patlasın. Engin çok Çağlar enteresan. Oradan çıktı. O yıllarda demek ki böyle bir alışkanlık mı vardı? Yine her şeyimiz illa Hollywood sinemasından alacağız ya. Evet. Benim de Koç Yiğit. Bir kadın. Uzun. Koç. Evet, fiziğime de uymuyor filan. Koç doğru. Yiğit. Bunu değiştirelim demişlerdi. Sonra babam dedi ki yok orada dur. Benim erkek evladım yok. Bir tane kızım. Üç tane kızım üç tane kızım var. Onun için soyadı konusunda ben hassasım dedi. Anladım. Sinemayı konuşacağız da ben biraz aileni araştırdığını biliyorum. Şimdi 1880 yılında Fatih'e taşınmış ailen. Bayağı evet, gerilere evet, gitmişsin. Evet. 1951 yılından beri de aynı mahallede oturuyormuşsun. Şişli'de. Böyle bir şeyin var ya, bir tutucu tarafın da var. Evet. Oturduğun yeri değiştirmiyorsun. Değiştirmem. Doğru. Şimdi bunun bir nedeni olmalı. Benim hem anne tarafım hem baba tarafım bugünkü Türkiye'nin sınırlarının dışından gelen aileler. Annem 1912 Makedonya, Üsküp doğumlu. 1912 Balkan Harbi, aile o perişan, Türkler geliyor. Zor durumda. Annem 1914-2-3 yaşında falan ailesiyle İstanbul'a geliyorlar ve Fatih'e yerleşiyorlar. Fatih İstanbul'un tam ortası ve esas İstanbul. Baba tarafım 1860-1880 o Osmanlı-Rus harpleri var. Aşiret yeniliyor. Kafkasya'nın daha üstü, Azak Denizi'nin doğusundan. Şüküroğlu aşireti, Türk aşiret. Tabii Ruslarla
yaşamak mümkün değil. Onlar da oradan geliyorlar. Kafkasya'dan giriyorlar. Anadolu'ya. bir miktar Antalya'da kalıyorlar. İbradı'da. Oradan İstanbul. 1880'de tabii babamın babası, tabii, dedem herhalde, İstanbul'a geliyor. O da Fatih'e geliyor. Babam da 1906 doğumlu. Onlar da Fatih'te. Annemin abisi, dayımla babam sınıf arkadaşı. Öyle tanışıyorlar. Evet, öğretmen okulundan öyle tanışıyorlar. Bakıyor ki arkadaşının kızı güzel kadın annem. Bir Makedon evet, kadını güzel. Annem sarışın, beyaz evet, tenli. Hani pembe beyaz derler ya, evet, öyle. Evet. Babam çok esmer, yeşil gözlü. Baktığı zaman böyle deliyor gözleri, yani bakışı çok şeydi. Birbirlerini, ben aslında yani iki ayrı ırkın birleşmesiyle işte böyle bir şey çıkmış. Böyle ortaya. Melezler hep böyle yakışıklı oluyor demek ki. Evet, şimdi yine sinemaya dönelim. Günah Bende Mi? Evet. Onun setinden bahsetmek istiyorum. Bir sürpriz isim ziyaretinize gelmiş. Çok önemli bir roman yazarı. Kerime Nadir. Aa, tabii işte şeyin, romanın yazarı. Tabii ki. Görüntülerimiz de var. Müthiş bir film. İstersen önce görüntülere bakıp onun üzerine konuşalım. Tabii, çünkü tabii. Kerime Nadir'in benim çok, hayatımda da çok önemli. Müthiş bir kadın. Var. Ben tabii romanı var, kitabı var. Kitabının içinde Günah Bende Mi yazmış, evet, ve beni de yazmış. Ah canım. Evet. Burada dans etmemiz hiç de güzel olmayacak. Seninle konuşmam lazım Lüit. Konuşacak hiçbir şeyimiz yok bizim. Burada fazla kalamayız, şüphelenebilirler. Mutlaka seninle konuşmalıyım. Bana bu ihaneti nasıl yapabildin? Şuurlu bir insan olarak yaşama hakkımı kullandım sadece. Çocuğumuzun varlığı bile seni inadından döndüremedi çünkü. Çocuğumuz mu dedin? Evet, çocuğumuz. Niçin şaştın? Bilmiyor musun, sana yazmıştım. Cepheye gönderdiğin mektuplarını okumadan yakıyordum. Peki ne oldu bu çocuk? Nerede şimdi? Şey, nasıl söyleyeyim, öldü. Bir aylıkken difteriden öldü. Güzel bir kızdı. Seni tekrar karşıma çıkaran talihe lanet olsun. Seni şu anda kollarımın arasına alacak kadar neden küçüldüğümü de bilmiyorum. Bir daha birbirimizi hiç görmeyelim. Hiç görmeyelim. Buna çalışacağım. Kerime Nadir romanları çok okunurdu. Ben tabii, genç kızlığımda hatırlıyorum. Tabii. Okul yıllarımda hatırlıyorum. Ben de sinemada hep romanların, yani yerli romanların filme alınması gerektiğine inanırdım. Bu da onlardan biri. Şimdi bakalım Kerime Nadir'le sohbetiniz, neler konuştunuz? Şimdi Kerime Hanım çok sete gelemedi. Pesen filmi bu, Nevzat Pesen rahmetli. Evet. İki film arka arkaya Türkan'la oynadım. İkisi de Pesen filmin projesi. İşte Nevzat abi de bizim yarışmada varmış. Ya dedi, Engin'cim dedi, sana dedi bir sıkıntı haksızlık oldu. Haksızlık ettiler dedi. İki tane dedi Türkan'la filmle anlaşmam var Türkan'dan da. İkisinde de sen oynuyorsun deyince ben tabii havalara uçtum şimdi. Tabii. Bir Fatma. Tabii. Bir de bu çok önemli, basında çok ön plana çıktı. Kerime Nadir'in de romanı da var. Ben orada okudum. Çok istediğim halde setlerine gidip de şey yapamadım. Gerekli iletişimi kuramadım diye serzenişte bulunmuş. Ama demiş yani Engin Çağlar diye bir genç bir oyuncu çıktı, bir baktık. Ama fiziğinden çok dolduruyordu o role tam oturan, çok benim hakkımda çok iyi konuşmuş, güzel konuşmuş. Ama film hakkında birebir konuşma yapamadık. Ben bekledim, hayır, bekledim çok gelir diye. Sonra anladım ki biraz alınmış. Aa. Tabii bana değil, şeye. Nevzat abiye. Yani beni niye çağırmadı bu kadar romanımı, bir de güzel sete de davet edilmeyi bekledim. Edilmeye, bir de
Türkan zaten belli oynadığı şey. O zamanın en önde oyuncusu. Bir de ben varım, genç bir çocuk. Evet. Nasıl olur bu iş diye. Ama çok iyi netice alındı. Çok ben, büyük iş yaptı film. Ben hatırlıyorum. Ben de Kerim Enader'in birçok önemli romanını senaryolaştırmışlardı. Ben de oynadım. Evet. Ve gerçekten meraklıydı sinemaya ve sete gelirdi. Evet. Sette uzun uzun sohbetlerimizin olduğunu hatırlıyorum. Dediğin gibi çok da iltifat ederdi. Evet. Sanki ben bu romanı seni düşünerek yazmışım dedi bana. Yani benim de anılarımda çok güzel yeri var Kerim Enader'in. O zaman şimdi gelelim ikimizin yaptığı sevimli filme. Ya ben çok severim o filmi. Senin de çok sevdiğini biliyorum. Tabii, müthiş. Yani o filmi seven de galiba çok. Çünkü seni de görenler, asker arkadaşım. Evet, beni de görenler. Engin Çağlar'la o asker arkadaşım filmi. Unutulmaz. Evet. Ondan da görüntülerimiz var. Seyredelim mi? Şimdi bir şey söyleyeyim. Söyle. Çünkü bu ikiden sonra bir de Sine Film'de tekrar üçüncü film Türkan Şoray'la oynadım. Üst üste üç film. Üç ay. İyi. Ben yani iyi derken iyi bir... şeyden ama, geçmişsin, eğitimden geçmişsin. Ve önemli yönetmenler. İşte Ertem Göreç çekti sonu onu. Sonra Filiz Akın'la. Şimdi Akün filmindir Kınalı yapacak. Akün filmle beni davet ettiler. Anlaşma yaptık. Hülya Koçyiğit deyince ben havalara uçtum tabii. O ara Filiz Akın Türker İnanoğlu'yla evli. Türker Bey davet etti beni, Türker abi. Ya dedi, sen dedi çok hızlı gidiyorsun dedi. Hülya'yla da dedi anlaşma yapılmış dedi. Sen oynuyormuşsun, evet. Ben dedi şimdi ondan evvel dedi seni Filiz'le oynatacağım dedi. Onun hemen öncesinde Filiz Akın'la Hüzünlü Aşk diye bir filmde oynadım ben. Şimdi bir Fatma, üç Türkan, bir Filiz. Arkadan geldi ben? Hülya Koçyiğit. ve her aktöre yani düşün, nasip olmayacak bir değil mi? Bence de yok. Onun için şanslısın. Şanslıyım orada tabii. Peki asker arkadaşımı izliyoruz. Kınalı yapıncağı daha doğrusu. Orhan Aksoy'un çektiği. Nasılsın asker arkadaşım? Gel dertleşelim biraz. Seviyorum asker arkadaşım, seviyorum. Hem de ölesiye. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Ama hiçbir zaman bilmeyeceksin. Beni duymuyorsun bile. Belki de duymamak, konuşmamak daha iyi. Neyse. Başlayabiliriz memur bey. Medeni kanunun verdiği yetkiye göre sizleri evlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Siz Fikret Bey, bu anımızı eceleye kabul ediyor musunuz? Evet. Sen kızım? Hem sar hem dilsizdir mendebur. Konuşamaz memur bey. Ya, öyle mi? Vah vah vah, yazık, pek de genç. Peki nasıl anlayacağız evet dediğini? İnsan böyle yakışıklı bir kocaya hayır diyebilir mi memur bey? Öyle değil mi kayınvalideciğim? Avni Dilligil. Avni Dilligil, Ali Erona, evet. Cevat Kurtuluş. Ay Muhala abla. Var, filmde var. Çok, hepsi. Ne kadar güzel, ne kadar değerli oyunculardı ya. Aslında hani Yeşilçam filmleri, evet, diyorlar ya. Bence gerçekten bu tiplerin beslediği hikayeler. Tabii filmi çok yukarıya taşıyorlar. Hepsi zaten birbirinden kıymetli oyuncular. Her sahnede oyuncular. Bilinen birisi çıkıyor seyircinin karşısına. Evet. Öyle kalıyor seyirci. Sevdiği tabii. Sıcak, seviyor, ona sıcak gelen. Tabii. Kendinden tabii. Tipler. Neyse, onların hepsini rahmetle anıyoruz. Gayet tabii. Ama en çok bu dört yapraklı yoncadan sonra en çok film yaptığın Emel Sayın. Evet.
Emel, ama Emel'e gelene kadar benim birçok da şey var. Filmim var yani. Tabii. Ama bir en çok... Avantürlerim var. Atın üstünde şaha kalkmışım, elimde kılıç. Ateş ediyorum, tüfek şey falan. Yani, yani sadece tarz... tek türde oynamadın. Yok. Tabii. Böyle dört kişinin üstüne yukarıdan saldırmış. Nasıl, onlar da daha mı kendini iyi hissettin yoksa... Şimdi salon... orada ne istersen yapıyorsun. Ha, daha özgür. Yönetmen seni bırakıyor. Daha özgür. Benim çünkü fizik olarak da çok kuvvetliyim. Sen spor da yaptın. Tabii hiç. Ben 10 yaşından beri çalışıyorum, spor yapıyorum. Dört kişiyi falan yani mantıken... Sokakta diyor karşılarsa rengin diyor dördünü aklar diyor zaten. Evet. Onlar da benim dostum, arkadaşım. Ellerinden gelen her yardımı yapıyorlar. Onlar da kendi branşlarında çok usta çocuklar. Sen böyle bir yumruk gösteriyorsun. Sın? O sanki ya. Yumruğu yemiş gibi. Değil mi? Dört, onlar ne kadar iyiler. Peren de atıyor, gidiyor kendini duvara vuruyor. Diyorlar ki uf Engin'e bak amma vurdu diyorlar. Halbuki dokunmamışım bile mesela. Tabii o da, o da o sinemanın tekniği. Evet. Sonra Feri, Emel Sayın'a geldik. Ya, evet. Şimdi Feride'den görüntülerimiz var. Tamam. Feride ile mi başlamıştınız? Yok, Makber var. Makber'le. Ama Feride'den görüntülerimiz var. Feride, Feride. Şarkısı. Geçen oya gittim. Beni dilenci sarıp içeri sokmadılar. Peki ne diye doğruca kendisine gitmiyorsunuz? Hayır, istemiyorum onu. Nefret ediyorum Feride'den. Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Feride bana ihanet etti, anlıyor musunuz? Karım beni başka bir erkekle aldattı. Ya gerçek değilse bu ihanet? Ya ona iftira attılarsa? Belki saadetinizi çekemeyen düşmanlarınız bir tuzak kurmuşlardır. Çok içten söylediniz bu sözleri. Sanki meselenin doğrusunu biliyormuş gibi bir haliniz var. Herhalde bir kadın olarak isyan etmek geldi içimden. Ne yazık ki gerçek sizin düşündüğünüz gibi değil. Bu kirli felaketi bütün pisliğiyle Feride hazırladı. Demek bunun aksini hiçbir zaman düşünmediniz. Hayır. Feride'nin suçlu olduğuna inanıyorum. Sinemada dönem dönem böyle çiftler vardır. Evet. Seyirci yakıştırır iki oyuncuyu birbirine. Hani kimyası tuttu falan derler. Evet. Bizde de var çok. Değil mi? Yani mesela Emel'le senin filmlerini benim, ben ona bir bayağı bir ikili olmuştunuz bir dönem. Herhalde gelen teklifler böyleydi. Aynı zamanda arkadaş olabildiniz mi? Yoksa tabii, sadece tabii, tabii. Yok, çok yakın arkadaşım. Değil mi? Çok evliydi. Hı-hı. İlk eşiyle, İsmet'ten eşiyle. Her hafta sonu program yapardık biz 7-8 çift. Evet. Ben kapatırdım bir yeri. Hı hı. Çünkü ötekiler de. Yani bir özel hayatta da görüşme. Beraberdik tabii. Bu çok önemli bir şey. Daha sağlamlaştırıyor. Tabii. Daha çok yakın birbirini biliyorsun, tanıyorsun o zaman. Şimdi oyunculukta da öyle. Hı hı. Baktığın zaman gözüne, seviyorsan o rol arkadaşını, gözünden o elektrik alıyorsun. Karşıya geçiyor. Onun gözünden de. Sana geçiyor. Elbette. Ve o zaman daha filmi gerçek daha yukarılara bir şey taşıyorsun. Tabii. Yani. Tabii. Ama işte ben geldim buraya, ulan ne işim var burada, kim bu da deyip de bitse de gitsek dediğin zaman o filme tesir ediyor. Etmez mi? Etmez mi? O çok sıkıntı tabii. Onun için seyirci de öyle zaten bir zaten güzel genç kızlarla ki... yakışıklı erkekler sinemasıdır malum. Herkes birbirinden bir yakın, bir keyifli. Ben mesela Selda Alkor'la da çalıştım. O da çok yakın arkadaşım. Hala beraberiz. Tabii. Ailece görüşüyoruz. İşte Hülya Avşar'la çalıştım. Meral Zeren'le çalıştım. Hı-hı. Yani bunların isimlerini veriyorum ki onlar benim yani rol sinemada arkadaşların, rol arkadaşlarım. Biz de çünkü aynı filmde genç kız erkek hikayesi. Yani mesela erkek arkadaşlarla bir şeyim yok. Kızların da, kadınların da öyle bir iki Meral istisna dışında. Meral Zeren dedin ya, Meral Zeren'le bir beraber olduğunuz filmden bir görüntümüz var. He. Hatırlatmak isterim. Bakayım hangisi? Bir komedi gibi değil mi? Bakalım bakayım hangisi ben, tamam. Kaç filmimiz var? Sen kimsin? Bana adını söyle. Kara Çiftlikler misin? Kara Kasım'ın nesi oluyorsun? Adım Zeynep. Kara Kasım ağabeyimdir.
Öyle birinin senin gibi kardeşi nasıl olabilir? Aklım almıyor. Güzelsin sen. Tatlısın. İyisin. Ve biz düşmanız. Düşman mıyız? Evet. Ben Kara Çiftlikliyim. Düşmansak benim için neden korktun? Atalarımız iyi geçinmediyse, abim bu kindarlığı daha ileri götürüyorsa bundan bize ne? Seninle ikimiz dost olamaz mıyız? Karşılıklı iyi niyet besleyemez miyiz? Bu imkansız. Senin iyi niyetin bu iki toprağı birleştiremez. Ama böyle düşündüğün için mutluyum. Bunu söylemek istedim sana. Artık git. Bu topraklarda tehlike içindesin. Senin için gerektiği anda her tehlikeye girerim. Neden hemen gideyim? Sana bir şey olmasından korkuyorum. Sen gitmezsen ben gideyim. İç mimarlık eğitimini Almanya'da almıştın ya. Evet. Sonra bir filmde de Almanya'ya çalışmaya giden bir işçi evet, karakteri. Evet, o bizim dönemde bir Almanya'ya giden evet, işçi şeysi evet, vardı tabii. Evet. İntizar. İntizar. Münih'te çektik. Öyle mi? Tüm sahneleri. Münih'e gittik. Orada Neşe Karaböcek vardı ama. Neşe Karaböcek'le, evet. Ondan da görüntülerimiz var. Yönetmenliği de o yaptı. Evet, Almanya'da çektik. Ya. Neşe. Kemal. Her şeyi anlattı. Sevginden hiç şüphe etmemiştim zaten. Hep bu anı düşünerek yaşadım. Artık kavuştuk ya birbirimize. Ne yazık ki tam giderken. Bizi de götür. Faruk öğrendi her şeyi. Korkuyorum. Sensizlik ölüm benim için. Fakat Kemal yuvamızı yıkma dedi. Söz verdim ona. Hangi yuva Kemal? Bilmiyorsun gerçeği. Dinletemedim. Oğlum ayrılmamıza değil, kavuşmamıza sebep aslında. Neşe Karaböcek'i görünce geçtiğimiz günlerde çok büyük bir acıyla sarsıldığını... Evet, oğlunu kaybetti biliyorum. Maalesef evet. Duyduk. Allah ona sabır versin. Evet, çok zor. O evlada da Allah rahmet eylesin demek geldi içimden. Bu 73 yapımı falan galiba değil mi? Bu evet 73 ama bu şey... İntizar Monte Cristo Kontu oynuyorum ben burada. Hmm. İntikam peşindeki bir adam. Hmm. İşte bir Bilal'e adaptasyon. Karşı. O Almanya dediğim Almanya'da bir Türk kızı. Onda Münih'e gittik. İki film var. Farklı filmler. Farklı evet. Filmler var. Ben hep herkesten birkaç kere ama oynadığım öyle için. 74'te falan da sinemaya bir ara verdin. Ama sonra... 81'de tekrar döndün. 81'de hiç tahmin etmiyordum ben. Döndüm şeyle. Dönersin. Hürriyet gazetesinden teklif geldi. Emel Sayın'dan Saklambaç'ta fotoromana davet ettiler. Yani bir ara fotoroman vardı. Furyası vardı. Vardı hakikaten. İşte öyle bir şey olunca Emel'le anlaşmışlar. Karşısına kim o lazım? Engin olsun demiş. Deyince dedik tamam. Ondan sonra filmler devam etti hep. Evet. Ondan sonra hem filmler devam etti. Tabii tabii. Daha sonra televizyonda da. Televizyonda 14 oldu. Dizide oynadım ben. Oo. Soruyorum kimse hatırlamıyor. Ama işte Emel Sayın'ı hatırlıyor. Türkan Çorali filmi, Fatma Girik'ten filmlerim var. Daha sonra da çalıştığım. Onları herkes hatırlıyor çünkü televizyonlarda oynadı o renkli dönemde. Sinemanın bütün renkli filmleri televizyonlarda oynadı ya, defalarca. Tabii sinema filmlerinin etkisi çok daha farklı. Tabii. Onu tabii. Hepimiz kabul edelim. Tabii, tabii. Tabii ki çok özenilen, çok titiz çalışılan, çok üzerinde emek verilen diziler var. Var. Ama işte, hepsi aynı derecede özenilemiyor. TRT'nin ilk dizilerinden birinde El Kızı oynadı. Ben oynadım. Hı hı, hı. Soruyorum. Mesela. Evet. El Kızı meşhurdur.
Peki, hani ben sana demin sordum ya hangi yaşını en çok severdin, hangi yaşında olmayı isterdin diye. 35 dedi. Şimdi 35 yaşında olup da bugün sinemaya giren bir aktör olmak ister miydin? Bugünün imkanları, bugünün şartları, bugünün dünyasında. Yok, şimdi böyle o zaman sinemaya gitmek de bir kültür meselesiydi. Şimdi kapıya gelirsin, bilet alırsın, para verirsin, evinden çıktın, akşam yürüdün, geldin, arabaya bindin. Değil mi? Bir şey harcadın, kapıda bilet aldın, girdin. Loş, bir yarı karanlık giriyorsun. Bir salon. Yerde kırmızı ışıklar var. Oradan gidip kendi sıranı yerini bulursun. Sağ tarafta da genelde bir saat vardır. Ondan sonra bir gong vurur. Bir dong, ikinci gong, bilim üçüncü başlıyor. Gong. O kadife perde yavaş yavaş iki yana açılır. Ya yani ibadet gibi gelirdi bana. Ve bir yazılar dökülür. Yabancı film veya Türk filmi. Hı hı. Oyuncular, teknik ekip, yönetmen. Arkadan hiç gidemeyeceğin yerlerde, hiç beraber olamayacağın insanlarla, hiç yaşayamayacağın bir hikayenin, maceranın içinde bulursun kendini. Öyle 1,5-2 saat o dünyaya evet, girersin. Öyle bir ve kendini erkek oyuncunun yerine koyarsın, kadın oyuncuya hayranlık duyarsın. Kadınlar da kendini kadın oyuncunun yerine koyup doğru. Erkek oyuncuya bir sevgi, aşk duyarlar. İşte sinemanın büyüsü bu. Öbür tarafta şimdi evde büyü yok. Düğmeye basıyorsun, hadi boş ver ben bunu sevmedim, başka düğmeye basıyorsun. Hı hı. Yani çok büyük farklılık var, takdim farkı var. Bir de biz iki şeyi de yaşadığımız için yeni nesil sinemanın büyüsünün farkında değil. Onlar televizyonda hangi dizide oynuyorsun abi? Hı hı. Oynamıyorum abi. Ay gidiyor. Evet. Halbuki bizim nesil ne filmler var. Evet. Herkesin, hepimizin çok ön plana çıktığı, o seneleri ön planda götürdüğü filmler var. Hiç unutmuyor insanlar onları. Çok farklı bir duygu. Çok farklı bir duygu ama ben geçenlerde Birol Güven'i konuk etmiştim. Ha. O çok güzel şeyler söyledi. Bayağı beni umutlandırdı. Şöyle umutlandırdı. Dedi ki ister telefonda seyretsinler, ister televizyonda seyretsinler, ister internetlerinde, YouTube'da, şurada burada. Neticede hiçbir zaman bu filmler kaybolmayacak. Ve her gelen nesil bu filmleri izlemeye devam edecek dedi. Doğru. O çok güzel bir duygu. Doğru. Ancak hepimiz biliyoruz ki film dediğimiz sanat sinema salonunda izlenir. Şu az önce tanımladığın gibi girer gibi, mabede girer gibi giriyorsun. Evet. Yani. Ben de öyle, senin hissettiklerin. Hazırlanırsın çünkü bir sosyalleşeceksin. Sokağa çıkıp insanlarla karşılaşacaksın. Ve o salona girersin senin gibi. Yüzlerce insan orada oturuyor. Aynı duyguları aynı saat içerisinde hiç tanımadığın insanlarla paylaşırsın. Aynı sahneye gülüyorsun. Evet. Aynı sahnede oh diyorsun, nefes alıyorsun, gibi. Finale yani geliyorsun. Şunun keyfini almış, bunu tanımış, bu tadı almış bir insanın filmi sinema salonunda seyretmesi kadar doğal bir ihtiyaç olamaz. Tabii. Ama işte sinema oyuncuları dünyadan ayrılıp rahmetli oldukları zaman bile hala insanların gönlünde ve kalbinde uzun süre yaşayacaklar. Ben her rahmetlinin ardından ilk aklıma gelen o. Evet, o dünyasını değiştirdi ama burada hala o var. Müthiş. Filmleriyle bizimle beraber. Tabii. Ve bugünün nesli değil, nice nesiller onları tanıyacak. Ölümsüz. Evet. Öyle bir mesleğimiz var yani. Evet. Çok güzel bir mesleğimiz var. Şimdi gördüm ben tabii o oynadığım filmlerdeki insanları. Çoğu tabii rahmetli olmuş ama hep gönlümüzde. Ama hep yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Halkın gönlünde de yaşıyorlar. Peki yani sinema
bitmeyen bir aşkımız. Evet. Ama bir başka aşkımız daha var. O da sevgili eşin Filiz Mural. Evet. Ve çok uzun yıllardır sürdürdüğünüz mutlu, mesut yuvanız. 47 yıllık evlisiniz ama daha da önceden tanışıyorsunuz. Evet. Değil mi? Böylesine... Mahalleden aynı komşu kızı. Bu kadar güçlü bir evlilik kurabilmek ve bunu yürütebilmek, bana da soruyorlar da bunun bir sırrı var mı diye. Evet, sen de aynısın. Sana sorsam ne dersin? Yani şimdi tabii o çok böyle karşılıklı bir elektrik şeysi var. Bir de ben hayatımda hiç kimseyi yarı yolda bırakmadım. İşte niyet, yola çıkış niyeti. Niyetin var. Yani ben aile olmuşsun, çoluk çocuk olmuşsun. Evet. Bana soruyor, abi sen ne kadar, kaç kere evlendin? Bir kere. Allah mesut etsin. Sizden bir sene sonra. sen bir senelik evliydin. Selim gelmişti. Evet. O da benim çocukluktan biliyorsun. Nişantaşı'ndan arkadaşım. Evet, aynı Muhit'in çocuklarısınız. Aynı Muhit'in çocukları. Aynı okulda okuduk. Şişli Terakki'de. Şişli Terakki'de okuduk. Tabii. O işte Galatasaray'dan Beşiktaş'a gitti. Beni Galatasaray'a aldılar genç takıma. Futbolculuğum da var benim. Devam ettin mi orada? Annem dedi ki oğlum dedi bırak dedi futboldan bir şey olmaz serseri olursun dedi. Tabii bir şey de diyemedim 17-18 yaşında. Sonra düşündüm nasıl serseri olurum diye. Sinemadan. Harika, böyle serseriliğe can kurban. Ama yani serserilik manası farklı. Bizim herkes şey zannediyorsa. Serseri seri başı demek. Serbaş. Seri başı olmak istemişiz biz. Futbolda da en başta olmak istemişiz. Sinemada da seri başı, yani başrolü oynamak istemişiz. O günden ben beri. Ben onu anlatıyorum, o zaman diyorlar tamam. Teslim oluyorlar. Aileye girmişken oğlunla birlikte yaptığınız bir nevi sosyal sorumluluk projesi. Değil mi? Kırmızı Işık adlı bir yapım var. TRT yapımı. TRT yapımı. Tabii. Biz TRT'den rica ettik, bir görüntü verdiler bize. Şimdi beraberce bakalım mı ona tabii. Da? Hem oğlunu da görmüş olacağız. Küçük. Baba. Baba. Sana sürpriz yapmak istedim. İnanmıyorum ya. Ama söz ver, kurallara uyacaksın. Söz veriyorum baba, söz veriyorum. Evet oğlum, sürpriz yapmış. Harika bir motor almış. Ben çok sevdim. Tamam, yarın sabah görüşürüz. Kaskın da çok şık ama havalı. Gülme oğlum, gülme. Ama komiksin. Hele altındaki pırpırla daha komik duruyorsun. Komik olan ne? Bana da söyleyeyim, ben de güleyim. Ahmet amca... Mert kaskıma gülüyordu baba. Öyle mi? Ya Ahmet amca kızma ama gerçekten komik ya. Bu senin. Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Bu kaskı takmanı istiyorum Mert. Çünkü senin hayatında en az Okan kadar değerli. Sizler zeki, çalışkan, başarılı gençlersiniz. Bu kaskı takmayacak kadar aptal değilsin, değil mi Mert? Kask için teşekkür ederim. Engin, dürüstçe bir şey söylememi ister misin? Tabii. İnan ki bana bu beyaz saçlar sana çok yakışmış. Müthiş bir karizma. Çok herkes böyle söylüyor. Gerçekten, bende bir sıkıntım yok. Gerçekten çok yakışmış. zamanımız ilerliyor. Ben de her şeyi sormak istiyorum sana. Ben artık 79 yaşındayım. Hayatta her duyguyu tattım, yaşadım. Acıyı da, sevinci de sonuna kadar yaşadım. Demlendim, ballandım. Ben artık oldum dediğin noktada mısın? Yoksa daha hala öğrenmen gereken, yaşaman gereken, tatman gereken, duyman gereken duyguların peşinde misin? Tabii. Yani ben oldum. İşte her şeyi de gördüm. Oturayım kenarda. Ölmeyi bekleyeyim. Böyle bir duygu yok. Ben çok çalışıyorum. Hala çok faalim. Sen biliyorsun, Filmsan Vakfı'nın başkanıyım. Üstelik orası vakıfta, için çok çalışmam var.
iki tane Avrupa ile ilgili proje yaptık. Hı hı. 70 öğrenciyi davet ettik Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden. Yönetmenlik, oyunculuk, yapımcılık ve teknik olarak sinema nedir? Ki bu çocuklar okudukları üniversitelerin sinema ve televizyon bölümünden. Abi dediler, biz dediler bir hafta kaldılar burada İstanbul'da misafir. Biz dediler ya şurada dediler bir haftada öğrendik. Okulda öğrendiğimizin çok çok fazlasını. Değil mi? Müthiş. Pratikte bir şey. Öğrenmek. Bu işin sonu yok. Yok, öğrenmenin sonu öğrenmenin zaten sonu yok. Ben hele çok bizim okurum. Mesleğimizde. Çok araştırırım. Her şeyin doğrusunu. Çünkü şeyiz biz yani. Görüyor. Bir şey sorduğu zaman sen ya ben bilmiyorum deme hakkın yok. Ben bunu çok düşündüm. Çok şey bekliyor muhakkak değil mi insanlar? Bir şey bekliyor ve doğrusunu bekliyor. Çok var benim öyle. Ya Engin Çağlar'la konuştum. Bundan bilmem ne kadar evvel, sene evvel bana bunu söyledi. Bak sonra hepsi aynen doğru çıktı dediği zaman ben çok mutlu oluyorum. Daha mutlu oluyorsun. Sevgili Engin. 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde evet. Seni onurlandırdılar evet. Bir heykelcikle. Evet. Altın Portakal. Altın Portakal. Ve o arada tabii ki seninle ilgili bir kitap hazırlandı. Hazırlandı evet. Diyorum kitabı sen hazırladın. Evet. Onun da hikayesi. Niye? Anlat Allah'ım niye sen ben hazırlayacağım dedin. Şimdi bir takım sinema yazarları var, sinema şeyleri var. Onlar yazıyorlar. Hı hı. Hepsi birbirine benziyor. Hı. Bir de bütün malzeme bende. Bende, doğru. Benim bir afiş koleksiyonum var. Bütün oynadığım filmlerin afişleri var bende. Ne güzel. Bütün oynadığım filmlerin lobi resimleri, fotoğrafları var. Bir de sana gösterdim. Hı hı. Hangi ayın hangi günü başlamışız filme, hangi ayın hangi günü film bitmiş. Hepsinin notunu bitti. Almışım. Şimdi... Gelecek bana, onların da Allah yolunu açık etsin. Tabii onlar da çok bilgili insanlar, çok meraklı insanlar. Ben tanıyorum, hepsi de arkadaşım. Ama dedim ki yani... Hazır elimde bunlar evet, var. Zaten bir de Antalya Film Festivali'nin organizasyonunu yapanlar dediler ki onlar da biliyorlar benim bu huyumu. Dedim kim yazacak benim kitabımı deyince ya otur kendi siz kitabını yazın. Kendin yaz dediler. Ve Antalya Altın Portakal'dan ödül alıp da kendi kitabını kendi yazan tek oyuncu benim. Kutluyorum ben seni. Yani ödülün de bol olsun. Sağ ol, var ol. Bir kitap Sadra değil. Sadra Alışık ödülü aldım bir de bu sene. Ya. Bende ödül çok. Evet. Senin ev gibi. Evler oldu müze. Evet. Bir de o da çok önemli benim için. Sadri abini biliyorsun. Ya, böyle bir muhteşem. Şey var. Heykeli o da bende. Ama bende bir büyük bir koleksiyon ne güzel, oldu. Bakalım onlara ne yapacağız. Bakıp hayatımızın tabii. Boşa gitmediğini, evet. Yaptığımız şeylerin evet. Yerine ulaştığını hepsinin bir bedeli var. Her ödülün bir bedeli var. Öyle gelip al şu ödülü sana demiyorlar. Verdik demiyorlar. Tabii ki yani, elbette. O abi çok ödül almışsın. Hayır. Ben onun hak için ettim bir emek aldım. Karşılığında tabii ki. Ay ne yetinde geldin Engin. Ya sana canım feda. Hülya Koçyiğit program yapacak da ben gitmeyeceğim olur mu? Soracaktım. Baktım. Kaç kişi geldi? Şu geldi, bu geldi, bu geldi. Dedim lan açayım Hülya. Ben yok muyum ben... senin programında? Olmaz daha... mı ben asker arkadaşım? Geldi. Dedim bir şey var. Mı? Ben şeye bağladım işi. Yani sezonun sonu mu geldi acaba ne oldu derken yok, sezon... hemen geldi haber. Seve seve. Sağ ol çok teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür kayıt, ederim bu güzel sohbetin için. Sağ, sağ ol, var ol. Her zaman her şey gönlünce olsun. Sağ olsun, güzel teşekkür insan. Ederim. İnşallah başka programlarda, yeni programlarda da beraber olmak... Ümidiyle ve kuvvetiyle. İnşallah. Sağ ol. Sevgili seyircilerim, sıcacık bir sohbetti. Benim içim ısındı. Çünkü çok özlediğim bir arkadaşımla beraber oldum. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Sağ kalın, esen kalın, hoşça kalın.